Merhabalar. Sihirli XCOM 2 serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son görevde Nerede Bu Mek adlı saçma sapan hikayeyi yaşamıştık. Bir Mek'i kovalamıştık. Ve bir hatırladığım kadarıyla Advent eventini engel olmuştuk. Geriye geldiğimizde de bir tane engineer'ımız var. Fiona Campbell boş bekliyor. Burada debri temizleniyor. Nicole Rose temizliyor. Zaten engineer sayımız hatırladığım kadarıyla bu kadar. New Nicole Rose şu an temizlik yapıyor. Fiona Campbell görev bekliyor. Engineer şeyimiz sayımız 3. Bunları çalıştıracak bir laboratuvarımız yok. Yana döner oluyor gemide. Power Relay bitiyor. Power Relay bittiğinde buraya supply'ımız var. Buraya workshop yapacağız. Workshop'un istediği para 125. Ve workshop bittiğinde burada bir engineer staff edeceğiz. Böylece 1, 2, 3, 4 noktaya Gremlin'ler göndermeye başlayabileceğiz. Dolayısıyla bu workshop'u yapmak önemli. Buraya laboratuvar yapacağız diye düşünmüştük. Şurada zaten herhalde yani özel bir şey var çünkü Expose Power Coil'de sanıyorum Power ile yapmamız gerekecek. Burası herhalde laboratuvarın yeri olacak demiştik. Böylece geriye bir tek şey kalıyor. Bu Proving Ground adı verilen yer kalıyor. Bu da yeni Types of Ammo Armor. Eski Foundry bu ve o Foundry sayesinde sanıyorum plot ilerleyecek. O da önemli ama onun Workshop'a komşu bir yerde olması, mesela şurada olması tercih ederim. Çünkü tahmin ediyorum ki Foundry'nin Engineer Staff ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla buraya Power Relay biter bitmez buraya Workshop inşaatına başlıyoruz ve burayı kazmaya başlayacağız. O da herhalde Nicole tarafından yapılacak 4 gün sonra. Burası kazıldıktan sonra Nicole burayı kazacak eğer buraya laboratuvar yapmazsa. İnşaat planlarımız böyle. Bunun dışında sorunlarımız Power'ı çözüyoruz. Resistance Comms evet işte. O bir problem. O nasıl arttırılıyor bilmiyorum. O nasıl arttırılıyor? Galiba bir şeyler keşf... Yani bununla. Resistance Comms. O da çok para istiyor. Increase the number of regions. Yani bunu da yapmamız gerekiyor. Engineer konularsa daha iyi olur diyor hem de. Şey de öyle mi diyor? Foundry de öyle mi diyor? Neydi adı? Proving Ground. Öyle demiyor. Böyle demiyor. O zaman belki de buraya şeyi yapıp Resistance Comms'u yapıp tamam be bağırıp durma. Orada yazmadığına göre nasıl oluyor Foundry'de Engineer gerekmiyor bilmiyorum ama buraya Power Supply yapmamız lazım. Power Relay yapmamız lazım. Şuraya demek ki şey yapacağız. Resistance Comms yapacağız. Buraya da laboratuvar yapacaksak o zaman geriye buralar kalıyor şey yapmak için. Foundry plotunu ilerletmek için. Bu giderek uzağa atmak hoş değil plotu. Belki de laboratuvarı değil de plotu yapmak lazım. Buraya plot item'ı, buraya da şeyi ne adı be hep unutuyorum adını. Proving Ground. Buraya Proving Ground, buraya Resistant Communications yapıp laboratuvarı buraya. Laboratuvarı geriye atmış olmaktan dolayı pişman olacak mıyız? Merak ediyorum doğrusu. Yapacak çok fazla bir şey yok. Sanıyorum doğru tercih bu olacak. Askerlerimiz iyi durumdalar. Paşam geçen mission'da ağır yaralanmıştı. Shaken değil ama gravely wounded. 11 gün yatacak. O ağır yaralanması karşılığında da o görevdeki bütün şeyleri Success'leri kendine toplamıştı. O görevin yıldızı olmuştu Halil Paşa. Acil şifalar diliyoruz kendisine. Research'te Psionics dedik çünkü Psionics Lab'e doğru gideceğiz. Bir de o var. Bütün sihirleri ortaya çabuk çıkarmak ve Psionics solucularımızı çabuk yapmak için Psionic Labs'e de gitmek istiyoruz. Bu durumda laboratuvar ve Psionic Labs şu iki yer olacaklar. Demek ki bizim kazı yapmamız gerekiyor bol miktarda. Ve
bu kazılara şuraya ve şuraya Gremlin gönderemeyeceğimize göre demek ki bizim engineer'a ihtiyacımız var. Evet. Bardaki durum. Barda Zeki ile pasif konuşmaktalar. Burada da bu şey ya, Bradford. Bradford barmenlik yapıyor. İyi ediyor. Çalışma durumu, kimse çalışmıyor. Gerilla taktikte çalışan yok. Yine yatıyorlar. Living Quarters neredeydi? Şu muydu? Burada yatıyordur bunlar. İşte hepsi burada. Tankut burada, Berkay burada. Herkes buraya toplaşmış. Kim ya? Çomuroğlu herhalde. Ha, Volkan. Tiplerin şapkaları olmayınca tanınmıyor adamlar. Peki. Yani dedik, engineer dedik. Psionics'in şu anda doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Yapmamın tek sebebi sihirlileri ortaya çıkartmak. Ama madem Psionics'e doğru gidiyoruz, o zaman Psionics'leri de yapmak lazım. Dolayısıyla da engineer lazım. Bana engineer bulabilir misiniz? Hologlob'da neler oluyor? Engineer bana bulabiliyorlar. Zaten buluyorlardı. Bu engineer iyice önemli hale geldi. İlk iş o engineer almak lazım. Burada bir destroyed konvoy varmış. Burada Black Market var. Tabii bunlar önemli. Bir de bu var. Black Site. Bu Black Site artık gitmek istiyorum. Şu kontaktı da yapmak istiyorum. Açıkçası. Ama zaten Resistance Communications gelinceye kadar o kontaktı yapamayacağız gibi görünüyor. Kontakt hakkımız yok. Dolayısıyla o kontakt bekleyecek. Benim buradaki birinci önceliklerim Supply Drop'u 13 gün var. Şunu 2 günde almak. Ondan sonra Black Market'i açmak. Çünkü supply'ım var. Intel'im var çok. Bu Intel veriliyor bildiğim kadarıyla Black Market'te. Orada işe yarar şeyler gelebilir ve bu supply bitmeden, bu cycle bitmeden şu Black Site'a girmeyi bir denemek. Nasıl oluyor acaba? Denemek dediğim hani girince gireriz tabii de. Squad size'ımız zaten artmıştı. Ve bunlar bir işimize yaramıyorlardı en son. Bu Black Site'tan korkuyorum ama artık da girmenin zamanı geldi herhalde. Birazcık daha toparlanıp inşaatlarımıza başlayıp 11 gün, Supply Drop 13 gün. Halil'i götürmeyi isterim. İyi bir asaltçı, level'lı bir asaltçı götürmeyi isterim o Black Site'a. Dolayısıyla Halil iyileştiğinde o Black Site'ı düşünüp o güne kadar ortalıkta gezinip zaten yeni görev gelecektir. Bu Black Site'ı artık düşünmek gerekiyor önümüzdeki 2-3 hafta içinde. Ben ilk olarak şu Engineer'ı alacağım. Çünkü o Engineer yaptığımız plana göre kritik önem taşıyor gibi görünüyor. Evet. Burada bir Power Relay yapıldı. Buraya Engineer konarak bu da Upgrade ile ikinci Engineer koyma hakkı herhalde. Upgrade için ne istiyor? 80 supply istiyor, 2 power veririm diyor. Bunu yapmamız doğru olabilir. Çünkü orayı burayı kazacağız falan diyoruz. Şimdi Power Relay bize 3 sağladı. Bu 3 bize yetmeyecek. Burada Gremlin çalıştırabiliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz ama Engineer çalıştırırsak power miktarımız artı 5 oluyor. Evet. Artı 5 güzel. Upgrade de edersek 2 de o veriyor. Bir engineer koyma hakkı daha veriyor. Biz bu power ile yeni istediğimiz binaları yaparız gibi görünüyor. 1, 2, 3, 4 bina. 4 bina yapar mı o power ile acaba diyorum. Artık ama yapmaya çalışacağız. Ondan sonra da şurayı kazmak ve büyük bir power. Herhalde bunun için research gerekecektir. Explosive power coil için. Velhasıl iyi gidiyoruz. Power'a şu anda ihtiyacımız çok yok. Workshop inşaatı ne kadar hızlı o kadar köfte gibi görünüyor. Bu sebepten workshop'u evet abi engineer de koy. %50 arttırdım diyor. Workshop'u diyor 10 günü yapıyorum. 10 gün güzel bir süre. Bir dahaki cycle'dan önce her şey toparlanmış oluyor. Önümüzdeki 10 gün çok acil bir şey olmamasını umuyorum ama oyun hakkında hiçbir fikrim olmadığı için olabilir. Bu upgrade'i yapıp yapmamayı kaç gün sürüyordu upgrade yapmak? Söylemiyor. Bir engineer daha konmasını sağlar diyor. Bu da herhalde iki daha verir diyor. Ya bu telefon ne bağırıp duruyor ya? Ben bu upgrade'i yapacağım.
Ha, yaptı. Ha, ben zaman soracak sanmıştım. Peki. İki engineer konabiliyor buraya. Ha, direkt upgrade. Allah Allah. Basar basmaz upgrade. Ben longboard alışkanlıklarıyla tabii. Buna basacağım. 3 ay sonra olacak falan gibi geliyor bana ama. Boşuna bir 80 para harcamış olabiliriz. Ben cancel imkanım olacak sanıyorum. Şimdi burada cancel'a bassam kesin bütün power relay'i kaldırır. Mı? Öyle mi olur? Cancel yok. Review ediyorum ama cancel edemiyorum. Aferin. Peki. Neyse. Bu power'a yakında ihtiyacımız olacağı belli. Bu 80 para acil bir yere gerekmez diye umuyorum. Ya da bu 80 parayı şuradan bir yerlerden alabiliyorum. Destroyed konvoydan. Şu Engineer'i hele bir alalım. Hadi abi. In this period of time, makeshift stockade around the local radio station. We managed to like, tamam. Kendi kendine böyle bir diye bak. Yarım yamalak bir XCOM logosu koymuşlar. Yarım XCOM. Kendilerini yarım XCOM sayıyorlar. Peki. Tam XCOM geldi abi. Kerimiz. Bütün engineer'larımız kadın galiba. New staffing opportunity. Begin activation. Yani şu. Bu işlere yararım diyor. Biliyorum abi. İşlere yaradığını. 3 aşağı 5 yukarı kestiriyordum. Şimdi seni ben buranın kazısı için kullanmak en makulü. Workshop'a bir kişi daha koyamadığıma göre buraya koyarak Halil'in hızlı iyileşmesini sağlayabilirim. Bu da bir fikir. Aslında iyi bir fikir. Ama kazıları yapmam lazım. Burayı çünkü şu anda locked. Burayı kazabiliyorum. Burayı kazmam için ya burayı ya burayı kazmam gerekecek ve ben burayı kazacağım. Çünkü burada inşaat yapmayı düşünüyorum. Şuradaki engineer yakında gelir. Excavate. Gelir gelmez kadını soktuk tünellere. 20 gün sonra çıkarsın dedik. Bir kişi daha konabiliyor. Çünkü uzun sürüyor. 9 gün workshop. Belki de buradaki engineer geldiğinde ama onu buraya inşaat koyacağız. Bu acil değil zaten ama onun yapılması lazım. İşte bu engineer aldığımız çok iyi oldu. Çünkü yoksa burayı nasıl kazacaktık? Bilmiyorum. Ta workshop'u beklememiz gerekecekti. Tamam. O da oldu. Engineer'imizi aldığımıza göre para harcadık ve biraz boşuna mı harcadık acaba dedik. Şu supply'ların peşine düşmek 5 gün. Sonra da Black Market 4 gün. Burada da 11 gün var. Bu supply'ların peşine düşeceğim. Çünkü 80 para biraz beklenmedik bir 80 paraydı. Bina yapmak istiyorum bir sürü. Minor breakthrough. Buna engel olamadık. Ne oldu? Bir yükseldi. Yani bunu engellesek bir yükselmesini engelleyecektik. Peki, sanıyorum bu dark eventlere giderek bunu engelleme imkanımız hala var. Next retaliation imminent. Retaliation geliyor. Retaliation oynayacağız ilk. Temizledi. Şimdi ne demiştik? Resistant comms'ı buraya yapacağız dedik. Buraya dolayısıyla proving ground yapacağız. Ki plot ilerlesin dedik. Laboratuvarlar da aşağıya yapılacak öyle dedik. Engineer'i buraya koyun. %50 arttırdım diye. Çok acil mi? 7 gün. Koymazsam 14 güne düşecek. Ama 14 gün bu ise ya o iyi galiba. Şurada 16 oldu. Buraya engineer'lar, gremlin'ler konması lazım. Peki o Proving Ground'ı yap bakalım. Şeyle ilgili, plotla ilgili ve o Avatar Project ilerliyor. Herhalde plot da o Avatar Project'i yavaşlatmaya yarıyordur. Madem oyunu bu bitince kaybediyoruz. Bu bitince galiba bir timer başlıyormuş. O zaman kaybediyormuşuz. Şu retaliation'ı bekliyoruz. New Mexico'da şey var. Black Market ve Supplies. Peki, bilmediğimiz bir durum yok. Retaliation geliyor herhalde. Ne oluyor? Site'e git diyor bana. İki Black Site üst üste vurmamız pek mümkün değil ama bu kontaktı yapmak için şey yapıyoruz. Şu Black Site'ı vuracağız. Şu andaki planı değiştiremiyoruz. Complete. He, orayı vurmam gerekiyordu.
Öyle mi? Bir dahaki supply'ımız düşük gelecek. Nerede complete oldu o dark event? Burada oldu galiba. Oraya gidemezdim zaten. He, böyle dark event başlıyor, gidip vurman gerekiyor. Peki, oyunu öğreniyorsun. Retaliation. Nerede? Nerede olduğunu görmüyoruz. Western United States. Objective filan falan. Peki. Peki. Halil Paşam yok. Gizli sinsi çıkan adamlar oluyor bu retaliation'larda. Battlescanner galiba onları değiştiriyor. Sanıyorum. 5 kişi gidiyoruz. Retaliation'a bir kere o gizli sinsi, bu Battlescanner ne işe yarıyordu? Ya. Also reveal hidden or disguised enemies. Demek ki onu Fasih'e vermemek lazım bu görevde. Smoke verelim. Çünkü Fasih uzak kalacak. Bu sefer biz yani bir bölgeyi görmek kadar gizli düşmanları görmek için de kullanacağız. Zekiye ya, retaliation'dan korkmak lazım tabii. Acaba ne diyor difficulty için? Moderate. Puppy, retaliation'a uygun bir adam değil. Fasih gelecek ise Fasih gelmesin. Çünkü galiba Çamuroğlu şey kazanmıştı. Longwatch kazanmıştı. Evet. Longwatch iyi olabilir bu retaliation işinde. Peki Çamuroğlu gelecek. Zeki gelecek. Matruşka geliyor. İki tane şeye gerek var bilmiyorum ama Zeki'nin geleceğini düşündüğümüze göre ne olur ne olmaz deyip sağlam bir medik götürelim. En sağlam mediğimiz Tankut. Uzaktan adam iyileştirebiliyor. Ne almıştı bu adam? Ability olarak. Abi hepsini yazmaması çok iyi ya. Gremlin'in fazladan charge'ı var. Hem tekrar tekrar kullandırtıyor hem şey yapıyor. Ne upgrade'ler var bu arada elimizde? Doğru söylüyorsun. Fazladan ateş ederim. %100. Will not cast an action for the active turn. Şimdi bu çok garip bir hareket. Bu güvenilir bir şey değil. Çalışırsa çok güzel olur tabii ama çalışacağını güvenerek hiçbir zaman hareket edemem. Dolayısıyla çok önemli olmayan bir silah takmam lazım. Çünkü bu benim bir planımın bir parçası olamayacak. Tesadüfen olacak. O da mesela Tankut'un silahı olabilir. Çünkü Tankut zaten primary'li silahını dışında şeyler de var. Tankut'un silahını takalım bakalım. Deneyelim. Tankut'un ismi de şey, silahın ismi de Fixit. Fixit %5 ihtimalle action harcamadan ateş ediyor. Çalışırsa çok güzel tabii. İyi. Tabii o mediğimize medikiti verdik. Bir mediğimiz var. NCA geliyor. Bombası ve zırhı var. Şimdi ben o NCA'yı, o bombayı vermek lazım tabii. Ama bu arada flashbang'im yok. Ve NCA madem tank, flashbang'e ihtiyacım var. Flashbang'i bir acı bir tane de adama ihtiyacım var. O adam galiba Ali Özgün olacak. Ama adam yetiştirmeye de squad'de iki sharpshooter. İki sharpshooter çok. Concealed başlamıyoruz bu göreve. Papi'nin hiçbir anlamı yok. Fasih'in de o yüzden çok anlamı yok. Primary özellikleri şey Berkay o zaman. Çok dayağı gidiyoruz. Şimdi böyle bir durumda birinize flashbang vermem lazım. Tanklayan Cem. Dolayısıyla Cem'e mi vermek lazım? Galiba Cem'e vereceğim flashbang'i. Ama iki granadiyer de birer tane granit atsın ya. Birer granitleri olsun. Şu Battlescanner'ı kime vereceğiz? Zeki'ye vereceğiz. Smoke'umuz yok. O zaman sniper'ımıza da smoke verelim her zamanki gibi. Zeki tanklıyor. Aman Necia tanklıyor.
Ha, genel istek üzerine bu arada yoğun istek vardı. Zeki'nin ikinin Türkçe olması gerektiği ısrarı üstüne Zeki'yi 6 ok yaptık. Zaten Niki 6 oktu. Niye İngilizce yazdık en başta bilmiyorum ama bir sürü yerden 6 ok olması gerekiyor geldi. Zeki 6 ok oldu Teğmen. Şu andaki komutanımız da o. 6 ok hem scanner'ı var hem her zaman alıştığımız küçük dürtmelerle overwatch bozmalar falan yapıyor. Berkay'ın ability'si galiba cover kaldırmacıydı. O daha gelmemiş. Berkay'ın ability'si armor kırmaca. Yani geçen oyunda armor kıran bir adamımız olsa mutlu olurduk. Mech varsa mutlu da oluruz. Zeki yine tanklıyor. Ranger'ımız yok. Ranger'ımız yok tabii hoş değil. Çünkü aslında bu oyunda sağ sola çok hızlı koşulması gereken bir oyun bu. Ama yine de o Ranger'ın Assault olması lazım. Assault Ranger'larımızdan level'lı olan Halil yatıyor. Diğer Assault Ranger olacak tahmin ediyorum kişi de level yetmiyor. O yüzden kriter yaşınmışında cesaret edemiyorum. Burada ateş ederek iş yapacağız. Sniper'ımızın önüne de bombayla şey açacağız. Mediğimizde mediklik yapacak. Mediğimizden emin olamıyorum. Yani tabii mediğimiz iyi mediklik yapar da gerek var mı yoksa adam level'lamak mı lazım oraya emin olamıyorum ama böyle gidelim bakalım. Peki takım bu. Haydi yolumuz açık olsun. İlk kriteri yaşınmışında Halil mind control yemişti ve Zeki'nin inanılmaz bir atışıyla çok korkunç şeyler olmasından kurtulmuştuk. Killing enemy and remaining unhurt on their next combat mission. Shaker olursa yaralanmadan şey yapması gerekiyor. Burada Caps Lock'a basınca bu yüklemenin hızlandığını öğrendim. Bastım. Bakalım ne olacak. Hızlandığımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Zeki çok güzel oldu ya tip. Bakalım ne olacak. Aynen koşun. Hayt hayt hayt. Yani düştüğümüz yere bak. Sniper nasıl bir yerde abi sniper'ım benim. Benim sniper'ım nasıl bir? Şöyle iki adam var. Yine altı kişi kurtarmamız gerekiyor. Haritanın burasındayız. Şimdi sniper'ım için en uygun yer burası gibi görünüyor. Şu kamyonun tepesi gibi görünüyor. Ama tabii bundan önce bazı yerlere bakmamız gerekecek. Zeki bu köşeye gidemiyor. O köşeye Berkay gidebiliyor. Berkay o köşeden bir bak abi. Ha silahları değiştirmeyi unuttum. Berkay'a verecektim ben bu silahı. Şey cendeki silahı. Çünkü daha fazla atış ediyor. Ve Berkay asıl atış eden adam. Bir officer, bir de heavy cover'da şey. Trooper. 58-30. Mehmet Çamuroğlu smoke atabiliyor. Şimdi oraya başka şeyimiz yok. Line of sight bulacak bir yer pek yok. Şurası heavy cover. Cem'i koşuyoruz oraya. Daha kurtardı. Berkay'ın burayı kurtarmaya çalışması anlamsız olur. Scanning protokol. Bu fena fikir değil. Nasıl çalışıyor bu acaba? Sight radius'unu yükseltir diyor. Ayrıca hidden or disguised enemies'i de gösterir diyor. Bu güzel laflar bunlar. For one turn. Şu anda değil ama. Şu anda en makulü.
Dankut'un buradan lanset var mı? Var. %51. Bu atış çok mantıklı bir atış zaten. Bir şey kaybetmiyoruz. Dankut. Akıyor ya Dankut. Üçlük adamları indirmekte üstüne yok Dankut'un. Grant indirmekte. Şu herifi kurtarıp ölür Berkay. Olmaz. Bunlara low kalır. Bu da olmaz. Berkay yapabileceğin güzel şey galiba. Şu tarafa da biz ikiyle bakacağız o zaman. Ve şu protokolü considerably diyor. Ne kadar cooldown'ı var acaba bunun? Bunu bir açtım ben. Şimdi şu herif şey çıkacak kesin. Enemies dedi, değil mi? Burada 3 tane enemy. Ama bunlar galiba civilian ya. Enemies mi dedi? Ne dedi o ya? Yani hidden or disguised enemies mi? Şurada 3 tane enemy var ya da bu üçü de disguised adam. Herhalde o kadar brutal değildir henüz bu oyun. O kadar da değildir yani. Çamuroğlu'na güzel line of sight. Şu anda bulamıyorum. Tabii bu şeyin çıktısı. Ha. Böyle çıkabiliyormuş Çamuroğlu. Bu güzel. Güzel bu. Overwatch yapabiliyor. Pistol niye atış edemiyor? Çünkü target range dışında. O zaman target range içine Overwatch yapacağım, pistol Overwatch'ı. Berkay'la da Overwatch yapacağım tabii. Birini indirdiğimiz çok iyi oldu. Bir adam indirip bir adam kurtardığımız çok iyi oldu. İnsan öldürüyorlar tabii. Bırak. Uf. Hiç Sarah Schneider falan kalmadı. Evet abi. Hemfikiriz. Bu herif ne yapacak? Ha. Haydi Berkay. Ah be. Çamur yumur. Yaşa. Çok güzelsiniz. İyi başladınız. Promotion. O güzel. Şurada adamlar var deniyordu. Tankut koşmak zorunda kalır ama Berkay koşmadan şu sivili kurtarabiliyor galiba. Kurtar abi şu sen. Şimdi Berkay'ın ikinci move'u biraz beklesin. Cem'in move'ları önemli tabii. Şu sağa doğru heavy, öne doğru low. Olsun. Kimseyi görmedi. Burada çok tuzak hissediyorum ya. Hatta adam da var diyordu. O zaman bir battle scanner atabiliriz ki şöyle bir gelsin. Çamuroğlu'na bir line of sight sağlayabilir belki. Ayrıca bunda bu herifler disguise'sa sanıyorum onu da gösterecek. Şurada bir herif daha var. Disguise adam var mı zeki? Bütün utility'miz zeki ya. Hepsi scan edildiler. O zaman şuradaki adam tehlikeli olabilir. Berkay şöyle gelebilir. Gerçi bu hareketi Cem yapmalıydı ikinci move'uyla. Çamuroğlu neydi? Termal. O zaman Tankut. Bundan sonra biraz daha adam kurtarma işi Tankut'a yüklenecek çünkü support alma. O yüzden çok uzamda da kalma. Çamuroğlu'nun Longwatch'u var. Squad site ile Overwatch yapıyor. Burası çok güzel bir yer. Bütün eldiven şuradan çıkmazsa. Overwatch. NCA'dan son bir tehlikeli move yapmak yerine böyle Overwatch yapmayı cesaret ediyorum. Orada bayağı adam var ya. Şu kuzey bölgesinde. Miguel Hernandez falan kalmadı. Şu solumuzdaki üçlüyü hatta dörtlüyü kurtarırsak hızlı şekilde galiba ona konsantre olmak lazım. Görmekte olduğumuz 3 kişiyi, 4 kişiyi. Bir adam kurtardık. Şunları kurtarabilirsek gördüklerimizi zaten. Sonrası rahat, zeki.
Dur, Zeki'den önce Berkay. Şöyle bir nasıl koşuyor diyor. Şöyle bir gel bakalım abi. Orada birisi olsa herhalde scanner'da söyler zaten de. Şöyle koşsam, burada adam çıksa karşıma, ölsem. Ben bu planı beğenmedim. Başka bir plan. Flashbang Berkay'da değil mi? Adam görünmüyor. Necai ile koşmayı göze aldı ama şurası çok iyiymiş. Bak şurası. Tankut koşarak bir yere ulaşamıyor ama bir dahaki tur adam toplamamıza çok yardımcı olacak. Orada Cem yok mu ya? Ha yok. Tamam. Bir tek Zeki kaldı. Oynayacak olan Zeki'yi de şöyle bir görelim. Değmenimiz. Burada pek adam görünmüyor. O zaman böyle geliyor Zeki. Adamları Tankut'a ve Zeki'ye bırakabilirsek biz ilerlemeyi sürdürürüz. Ben buradan görev boyunca ayrılacağımı sanmıyorum ya. Bu açıdan. Kapının içinde diyor. Az kaldı. Bu iyi bir şey. Bir round kazanmış olabiliriz. Nereye iki atış yapmaya başladılar. Evet abi. Elinden geri yapıyorum abi. Şimdi NCA iki kişiyi kurtarabilir bu ama çok tehlikeli olabilir. Şu adama Tankut koşup kurtarır. Orada kalırsa da çok bela olur. Şurada adam vurup duruyorlar. Ama bu el dört kişi kurtarabiliriz eğer Tankut oraya koşarsa. İşte beş kişi kurtarabiliriz. Bir, iki. Şimdi nasıl? Zeki bunu. Sonra bunu. Başka adam görmüyoruz. Vallahi biz bu seri kurtarma operasyonunu yapmak zorundayız. Berkay. Şunu Berkay kurtarsın. Nece ya? Nece ya? Burayı bir görsün bakayım. Burada kimse görünmüyor ama şöyle girersen birini tetikler misin? Galiba tetiklemez. Pekala. O zaman Zeki'den iki kişilik şu hareketi alacağız. Burayı kurtarabiliyor musun Zeki? Şöyle kurtarıyor herhalde. Evet. Kaç etti? 5. Bir adam kurtarmamız lazım. Hayır, 6-6. Bu mu demek kurtulanlar? 6'da 6 kurtuldu diyor. 3 öldürdüler, 4 kaldı. Biri burada, biri burada. Şimdi bundan sonra bu heriflerin şeyi de var tabi. Bunlardan bir tanesi disguised adam büyük ihtimalle. Kurtardığımıza göre hiç acelemiz yok. Tankut bekle. Çamur bekle. Herkes durdu yerine dursun. Hatta Berkay doldursun. Sonra doldurmaya fırsatın olmayacak. Evet. Bu herifmiş. Hepimizden line of sight olduğunu tahmin ediyorum. Gel bakalım. Cem'e doğru gidecektir. Alien bu herhalde. Sektoid tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Long watch.
5 çok güzel Longwatch. Hadi be Tankut. Bu da daha Tankut'a gidiyor. Bunun Moment'ı ne kadar acaba? Haydi Berkay. Neyse bu kadarmış Moment. Evet abi o Tankut. 2, 4, 5 hit point'im var. Çamuroğlu'nun öldürmesi 4-6. %66 ihtimalle öldürüyorum. Çamuroğlu'nun öldürmesi en mantıklısı. Çünkü Overwatch Longwatch'da olsa X alıyor. Şimdi 3 sivil kaldı ölmemiş. Biri burada. Burada adam kaldı mı bilmiyorum. En azından olduğunu bildiğimiz adamı kurtarmaya çalışalım. Gerçi şuradan aşağıdan yukarı atış eden bir herif vardı. Oralarda bir sektoid var. Dolayısıyla da o sektoidi bulmak işi Cemay Tekin'in. Çünkü tankımız o. Şöyle gelebiliyor hocam. Şöyle de gelebiliyor. Mehmet gerçi oynayamıyor. Nerede? Bir sektoid, iki trooper. Orada bir de sivil mi var? Şimdi belli ki Berkay'a aid vereceğiz. Şey Berkay'a diyorum, Cem'e aid vereceğiz ve bir yere çekeceğiz. Nereye? İçeriye nereye çekebiliyoruz? İçeride flank edilmesi çok mümkün. Şuraya çekip aid vereceğiz. Aid'i buradan verdikten sonra Zeki tahmin ediyorum ki burada Overwatch yapacak. Ya da şöyle gelebilir. Çünkü Berkay buraya gelip Overwatch yapar. Tankut da Tankut'a iyi bir yer. Şunu yapayım da Tankut buraya geliyor olabilir. Aid ver abi. Bu herif hareket edince aid bozulmaz inşallah. Şimdi Zeki'ye öyle bir yere gelmek lazım ki Overwatch bozabilmesi lazım. Sektoid'in Overwatch'unu mesela. Bir de Sektoid'i öldürebilmemiz lazım. Sektoid'i öldürecek olan kişi sanıyorum Berkay olacak. Ya Berkay artı Çamuroğlu. Bu herifler ne kadar yakın birbirine. Oraya bir flashbang düşünülebilir gerçekten ama çok da gerekmiyor. Bu yüzden Berkay'ı şöyle falan gelmem lazım ki. Ne kadar uzay bomba atabiliyor adam? Atıyor. Oraya girirsem o bombayı atacaktır. Tankut buraya ulaşamıyormuş. Madem ulaşamıyor, böyle koşsam. Çatıya, çatıda şey yok. Şöyle koşarsam buradan biri çıkarsa çok fena olurum. Ama şu, burada biri var mı diye şöyle bakıp içerisi nasıl? Ne şeyi kaybettik. Kat meselesini kaybettik. Şurası herhalde ev kalır. Tankut bir flank etmesi lazım birimizin. Şu anda Tankut kendisi flank ediliyor. İçerisi böyle açık bir alan. Böyle geleceğim ya. Berkay'dan low cover'da adam, Sektoid de low cover'da. Bakın bir dahaki tur flashbang ya da bomba atması çok yüksek bir ihtimal. O yüzden bir vuruşta öldürebileceği bu %50'yi atayım ben. Vurursa öldürür. Haydi bakalım. Vuramadı. Evet. Seni de şurada geliyor değil mi o aid protokolü sende geliyor. Tamam. Ha orada adam var valla. Tam çok tehlikeli oynamışız. Ben o grubu bu grup sanmıştım.
Bu herif adam kaldıracaktır. Nerede bir zombi kaldırdı? Şunu mu kaldırdı? Sivilleri mi kaldırıyor? Yok, ta buraya bir yere attı. Sivil herhalde o. Biz orada kimseyi öldürmedik. Bu arkadaş çılgın gibi koşuyor. Zeki'ye ateş açtı. Bir de bu adam Overwatch. Zeki onu görüyor musun? Nerede? Zeki abi, Zeki. Ne oluyor? Zeki o Overwatch'u kaldırabilir istersek. Burada da Overwatch var. Dolayısıyla Berkay'ın bombasıyla bu iş daha temiz çözülebilir. Ama o zaman sektoyu da açamıyorum. Ama zaten açamıyorum. Biraz şey, yok öyle olmayacak. Peki bu Overwatch'u kimle kaldıracağız? Çamuroğlu ne diyor? 54-22. 54. Bu 54'ü vurursan sen bir dahaki tur atış edemiyorsun. Etmezsin, ne yapalım. Bu 54'ü vursana. Vuramaz. Galiba sniper'a fazladan atış ya da load etmek şey problemi. Ha, Berkay'ın bu arada load etmek şey problemi yaratmaz upgrade'i var sanıyorum. Sanıyorum çünkü bilmiyorum. Ne kadar güzel. Tankuttan yine bir üçlük adamları iyi vururum. Şeyi alsak mı? Alalım. Vurur çünkü tam. Üçlük adam vurmaktan anlar tam. Çamuroğlu'nu atmamalıymışız demek. Önce bunu atmamalıymışız ki Çamuroğlu sektörünü vururdu. Öbür Overwatch'u Zeki kaldıracak. Belki vurur. Vuramasa da bir vurur. Remove that. O zaman geriye Berkay ile Cem kalıyor. Berkay ile Cem birlikte o sektörde nasıl öldürebilirler? Berkay şuradan bomba atar. Orada bir de zombi var bir yerde çünkü. Şu sektörde bir bomba istiyorum. Cover ile birlikte istiyorum o bombayı. Güzel. 2, 4, 5. Cem Aytekin. Burası çok uzak kalır mı abi senin için? Yüksekken nasıl, Berkay niye oynuyor? Ha, oynamıyor. 72. Yaklaşmaktansa bunu deneyeceğim ben. Çok güzel. Zombisi de öldü. Şu sağdaki bir grup kaldı. Tankut tehlikeli bu tur. Bu tur Tankut'u kurtarabilirsek, binanın içinde bir kavga çıkacak olursa Çamuroğlu orayı pek destekleyemez. İki tane de sivil var hala etrafta bir yerde ama yerlerini bilmiyoruz. Çamuroğlu nasıl destekler o kavgayı? Heriflerin burada olması lazım. Ama herifler orada değiller. Biraz zor. Biz zaten artık acelemiz yok. Sakin sakin. Bir gelelim. Acelemiz yok derken o iki sivili vursalar herhalde vururlardı diye düşünüyorum çünkü. Berkay şuradan içeri bir baksana abi. Çamuroğlu'nu doldurma turu zaten. Tankut daha ilerleme abi. Onlar yakınlar buraya. Senin doldurman zamanı geldi. Zeki, seni de şöyle filan. Herhalde buraya ha, şöyle güzel.
Neciha'nın bir atış fazlası o, ben overwatch yapıyorum Neciha'ya. Mehmet'le de end. Ne o? Ses mi duydun? Ha, bir sivil şurada. Berkay o sivil ulaşır mı? İki turda ulaşırım diyor ama. Şöyle bir gel bakalım. Burası kapı mı, duvar mı, ne bu? Bilmiyorum ne olduğunu ama pek şey değil. Hoş bir görüntü değil orası. Tankut tek başına böyle hareketler yapacak gücün yok senin abi. Sen en fazla şunu yap. Öyle hareketler yapacaksa Cem yapar. Mesela şu gibi. Öbür sivil nerede acaba? Ben kale bu herifi almayacağım ya. O kadar riske girmeye gerek yok. Overwatch. 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 Sana da Overwatch. Zeki sen de. Teğmenim sen de. Ne diyor? Yangından geçecek diyor. Kapıda dur. Kapıda dur, biraz doğru bir karar olmayabilir. Overwatch bozmaya yetmez bu mesafe. Buradalar diyor. Demek Berkay o sivili... Aha. Kim o? Duvardan mı vardı? Kimi beş vurdu bir manyak. Ay. Muton diyor. Stonelancer. Muton çatıda değil, değil mi? Yanlış gördüm ben. Ha. Bir muton, bir tane de, iki tane de Stonelancer. Bu Lancer mı? Lancer. İki Lancer, bir muton. Orada tabii kritik kelime muton. Cem'in atacağı bir bomba burada destrüktif hareketler yapabilir. Şöyle atınca herkes vuruyor galiba. Herkesi vuramıyor. Bu herifin bir hit pointi var. Zekiyle o herifi bir şekilde görürsem indirebilirim de. Şöyle atsam. Bunların cover'ı da kalkacak. Berkay'ın bombası var mı? Flashbang'i var. Sivil kurtarmak falan yalan oldu Berkay. Geleceğim buraya bir yere. Gerekirse flashbang atacağım. Stunlancer'a flashbang iyi bir fikir olabilir. Madem şey atak yapamıyorlar, flashbang giyince. Zaten bu son encounter tahmin ediyorum. Muton gelmeye başladı ya. Muton'u gördü herhalde. Bu flashbang'i ne yapabiliyorsun abi sen şimdi? Yalnızca Muton'u görecek şekilde atabiliyorsun ki bu küçümsenecek bir şey değil. Az daha tabii sen çok güzel olacakmış ama atacağım bunu. Disoriented. O zaman Zeki'nin şurayı görüp göremediğini. Gerçi orayı Zeki herhalde buradan o pencereyi görür. Öyle görünüyor. Ve bu herif Zeki öldürür. Öldü. Vurdu galiba zaten. Çamuroğlu'nun bu tür kritik bir move'u var. Bayağı zor bir move bu ama. Gerçekten zor bir move ama. Şuraya falan gelip pencereden kapıdan artık bir dahaki tur Muton için ne yapabileceğimizi göreceğiz. Tamam, kutum line of sight'ı var. Muton disoriented, arkadaki herif tehlikeli. O yüzden burada dağı taşı patlatıp Tankut'la da oraya atmak lazım.
Bu herifin üstündeki işaret nedir ya? Butonun üstündeki işaret nedir? Disoriented ha. Doğru. Tankut 72 abi buyur. Eline sağlık. Bir disoriented mutona karşı. Allah be. Ulan takar takmaz %5. Bence bu kıyana yaptı bunu. Bence bu kıyaktı. Crit %40. Tankut critlesene bir de. Tarihe geç. Vallahi billahi. Abi. Abi. Ne oldu şimdi? Berkay'ın oradaki herif böcekmiş. Berkay'ı yaralamaya karar verdi. Yaralar mı? Yaralar. Yaralayamadı galiba. Yaralayamadı. İki tur var. Bunu vurunca tahmin ediyorum bu hikaye bitecek. Berkay'daki şey neydi? Reload etmek, action harcamaz. Deneyelim bakalım harcamaz mı? Deyip reload etmedim. Deyip reload etmemek çok güzel. Ne güzel kafalar. Çamur olduğunu oraya seti yok. Olmayacaktı hiçbir zaman. Zeki'den auto hit gelebiliyor zaten. O yüzden Cem'den alalım önceydi. Olmadı. Tankut koşup bulutu alır. Al abi. Buyurun. Oldu mu? Tabii ki. Benim esasım. Tabii ki Berkay'ın kurtarmaya çalıştığı adam alien çıkacaktı. Tabii ki yani. Ne olacaktı yani? Evet. Flawless 11'den 11. 8 bölü 13. 10 turda. Valla gayet iyi oynadık. Mehmet'i yerleştirdiğimiz yer gayet güzeldi. Oyun boyunca da iyi gittik. Hızla 6 kişiyi kurtarınca çok rahatladık. Sondaki encounter'ı zaten alırdık gibime geliyor ama Tankut'un yaptığı şey inanılmazdı. Free action %5 kazanıp onunla da mutunu kritlemek gerçekten o %5'in tabii takar takmaz çalışması ve nasıl da işe yaramayacak diyerek taktığım halde çalışması da ilginçti. Cem en çok damage'i vurmuş, en uzağa hareket etmiş. En çok atışı Berkut çekmiş. Aslında Cem de bunların yer değişmiyor lazım. Ama yani herkes gayet iyi iş yaptı. Galiba herkes de bir killer aldı, hitler yaptı. Herkes işini becerdi. Mutluyuz, memnunuz. Caps Lock'a basıyorum. Bastığım anda açıldı. Bu Caps Lock meselesi doğru olabilir bu göreve gidiş geliş şeylerinde. Bu da bu tür videolarda iyi bir şey konuşma bitince Caps Lock'a basabiliyoruz gibi görünüyor. Pekala. Gayet başarılı bir görevdi. Tankut'un çıkardığı rezalet tesadüftü. Yine de ellerinize sağlık. Tankut ve Çamur. Çamur sonunda ikini kazandı. Tankut da ikini kazandı. Güzel. O zaman onların şeylerini gidip nickleriyle beraber hallederim. Onun dışında level alan yok ama herkes durumdan memnun. Başarılıydık. Elinize sağlık arkadaşlar. Bir core, bir repeater. %15 chance to instantly kill. Oh. O ne be? %15 chance to instant kill. Maşallah. Advanced total order. The first two reloads in a mission do not cross. Bunlar artık yavaş yavaş bir dahaki tüfeklere düşünmek lazım. Elimizdekileri doldurmak yerine Gauss filan icat edeceğiz. Yeni tüfekler yapacağız. Bu elimizdekiler rafa kalkacak. Trooper Officer Faceless Sectoid. Bir sürü adam dövdük. O yüzden bunları bu ilginç. Superior olması bir de Advanced. Advanced mi Superior mı daha iyi bilmiyorum. Herhalde Advanced.
Süper Year daha iyi. Çünkü Advanced, normali 1 ise Advanced 2, Süper Year 3 demek ki. Evet. Pekala. Güzel loot aldınız. Bir şey takmayacağız. Müton otopsi açıldı. Yaparız. 35 arttı ama ikiye böldüler bu ay. Advent 2'ye böldü bu ay. Adamlarımızın nickleri geldi, level'ları geldi. Onları yapalım. Kim onlar? Çamuroğlu nickini kazandı. Ha kol ama önce level atlatmak gerekiyor. Level'dan yeni bir özellik kazanmadı. Ve Dead Eye. Take a shot with a small aim penalty for significant damage boost. Ne güzel açıklamalar yapıyorsun ya. Peki. Headshot. Geldi herife. Dead Eye geldi. Ve Nick'i de çamur oldu. Significant damage boost. Açıklama yaptı. Tankut sever. Her çıktığı görevde başarıyla devam ediyor. Onu full medik gideceğiz dedik. Ne diyor? Gremlin şeyi kaldırıyor. Unconscious'ı falan kaldırıyor. Bu çok kritik. Çok değerli. Panikti de mi kaldırıyor? Her şeyi kaldırıyor. Disoriented stand. Bu çok değerli bir şey. Ve bunu Gremlin de yapabiliyor. O da güzel. Ben iki geldi tabii ki. Pain Boy. Adamlarımızı yaptık. İnşaatlarla ilgili söylediğimiz gibi durum devam ediyor. Artık geri kalanını daha sonra halledeceğiz. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.